Merhaba, kanalıma hoş geldin. Kalıp hazırlama teknikleri videomda yöntemlerden bahsetmiştim. Aslında tam olarak biçki sistemiyle çıkarmış olmayacağız ama kendi ölçülerimizi belirli yöntemlerle çizilmiş bir kalıba dönüştürdüğümüz için böyle söyledim. Yani tam karşılığı olmasa da bir benzeri en azından. Bu kalıbı internette buldum. İlk defa deneyeceğim. Güzel yorumlar vardı. Bakalım biz beğenecek miyiz? Bu arada sadece bel ölçüsünde değişiklik yaparak 36'dan 46'ya kadar kalıbı hazırlayabileceğimiz söyleniyor. Ben kendi ölçümü yani 38 bedeni çıkaracağım. Bakalım nasıl olacak. Evet, ben minyatür olarak yine göstereceğim. Siz direkt parşömenle de yapabilirsiniz ama yeni başlayanların önce böyle bir kağıda not almaları daha iyi olacaktır. Ben parşömene değil, direkt buna göstereceğim. Şimdi ilk olarak bir cetvel, riga ve gönyeye ihtiyacımız var. Yardımcı çizgilerimi kurşun kalemle, ana çizgilerimi kırmızı kalemle çizeceğim. Şimdi ilk olarak düz bir çizgi çiziyorum. Daha sonra çizgimin üstünden bir nokta belirleyip o çizgiye dik uygulayacağım. Bu çizgiden aşağı doğru etek boyu ölçümü alıyorum. Atıyorum 90 santim olsun. Ölçüyorum. 90 santim şuraya geldi diyelim. Bu noktama da dik uyguluyorum. Daha sonra bu kısım benim belim olacak. Bel çizgimden içeri doğru 36 santimi ölçüyorum. Şimdi etek ucuma gidiyorum. Etek ucumda da 36 santimi buluyorum. Ve bu iki noktayı birleştiriyorum. Böyle bir dikdörtgen elde ettik. Şimdi etek ucundan yukarı doğru 4 santim ölçüsünü buluyorum. Şimdi bel çizgime geliyorum. Bel çizgimden içeri doğru 15 santim ölçüsünü buluyorum. Daha sonra bu 15 santim içeri girdiğim çizgiyle 4 santim yukarı çıktığım çizgiyi yani noktayı birleştiriyorum. Daha sonra bu 15 santim içeri girdiğim noktadan içeri doğru 3 santim ölçüsünü buluyorum. Geliyorum belle etek boyumun olduğu çizgiye. Bu çizgiden şu köşeden aşağı doğru 4 santim ölçüsünü buluyorum. Şimdi elime rigamı alıyorum. Ve asıl çizgilerimi oluşturacağım kırmızı kalemimi elime alıyorum. Şimdi belimin oyuntusunu, kalça oyuntusunu ve etek ucu oyuntusunu rigamla çiziyorum. Şu kalça için yaptığım oyuntu da arkadaşlar, buranın belli bir ölçüsü yok. Yani normalde kalça çizgisine kadar olması gerekiyor ama burada bir kalça çizgisi belirtmemiş. Siz 20-25 santim, 20-25 santim arasında bir ölçü belirleyip o çizgileri birleştirebilirsiniz. Şimdi etek ucumdaki eğriliği yapıyorum. Eğri olan yerlerimi riga yardımıyla çizdikten sonra eteğimin asıl çizgilerini turuncuyla belirliyorum.
Yazılarımı yazıyorum. Kalıbımın ne kalıbı olduğu, hangi beden olduğu ve hangi parçaya ait olduğunu. Böyle tek bir kalıp oluşturuyoruz. Önü kumaş katında, arkayı eğer fermuarlı yapacaksanız kumaş kenarına denk getirerek keseceğiz. Zaten keserken bunu göstereceğim size. Etek kalıbımız bu kadardı ama birkaç bir şey söyleyeceğim. Parşömene çizerken hep aynı ölçüyü kullanın. Yani işte mezurla aldıysanız ölçünüzü, parşömene de ölçülerinizi mezurla alın. Cetvelle devam edecekseniz tamamen cetveli kullanın. Yani sadece tek bir ölçü aletini kullanın. Ben mezurumu kullanıyorum. Buraya çizerken de mezurunu kullanacaksınız. Eğer cetvel kullandıysanız, mesela atıyorum belde cetvel kullandınız. İşte etek ucunu ölçerken elinizin altında mezur vardı. Mezuru kullandınız. Ölçüleriniz tutmayacaktır. Çünkü mezurun esneme payı var ama cetvelin yok. Yani ölçülerde oynama olma ihtimali çok yüksek. Buna dikkat etmelisiniz. Ve parşömene çizerken cetveliniz yetmeyecektir muhtemelen. Böyle düz çizgileri çizerken vesaire. O zaman şöyle yapabilirsiniz. Mesela cetvelinizin boyu yetmedi. Bir başka düz cetvelle şu şekilde bir uzantı sağlayabilirsiniz. Evet, şimdi 36, 40, 42, 44 ve 46 bedenler için ölçü birimleri neymiş onlara bakalım. Evet, kalıbımız bu kadardı. Kalıbın güvenilir olup olmadığını dikiminde göreceğiz. Bir sonraki videoda dikimini yapıyor olacağım. Onu da hemen yüklemeyi planlıyorum. Videom bu kadardı. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.